Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. 1071 Malazgirt Zaferi ve 1922 Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Avukat Melih'e yapılmış ev, ilçemizde hizmete giren 1071 Alparslan Yüzme Havuz ve Spor Yerleşkesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Avukat Medine Yapılmışev'le beraberiz. Bugün Anadolu'nun kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Kısa bir açıklama alabilir miyiz başkanım? Tabii ki Hüseyin Bey. Evet, bugün 26 Ağustos Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethettiği Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı olarak genel merkezimizden bizlere gelen talimat doğrultusunda ve ayrıca bir Türk evladı olarak bu tarihimizdeki önemli bir zaferi hem kutlamak, hem anmak, hem de milletimize bu manada bir ayrı açıklama yapmak üzere şu anda sizinle beraberiz. Fakat bizim için, Korkutel için, Milliyetçi Hareket Partisi Korkutel ilçe teşkilatı için bu zaferi kutladığımız, şu anda bulunduğumuz yer bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Gördüğünüz üzere bulunduğumuz yer Korkutel Belediye Başkanımız Ömer İşçek tarafından faaliyete konulan 1071 Alparslan Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin önündeyiz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilçemizde Türklüğün ve Türk tarihinin şuurunu ilk yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi olan bu yüzme havuzu projesini de ortaya koymuş olduk. Ben bu vesileyle vatandaşlarımıza bir basın açıklaması yapmak istiyorum. Evet efendim, bugün 26 Ağustos. 26 Ağustos hem Malazgirt Zaferimizin yıl dönümü, hem de 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'umuzun yıl dönümü. Her iki tarihte bizler için, Türkler için çok güzel anlam ifade ediyor. Ben diyorum ki 1071'de Sultan Alparslan Hilal'in haça galebe çaldığı yerde Malazgirt'te size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır diyerek bir vatan bıraktı bize. 9 asır sonrasında 1971'de 9 tuğ altında aynı ruhla Başbuğ Alparslan'da evlatları bozkurtları adına biz de ebediyen koruyacağımıza söz veriyoruz dedi. Yer gök inledi Allahu Ekber sesleriyle. Türk dünyasının ve ülkücü milliyetçi hareketinin lideri, Türk devletinin devlet beyi, milletin birliği, devletin bekası uğruna gerektiğinde ben de en önde bir bozkurt gibi bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve vermeye hazırım. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez dedi. Alparslanların yolundan, ruhundan asla vazgeçilmeyeceğine yemin etti. Cumhur İttifakı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla 9 tuğlu çadırda yerini aldı. Taarruz ruhunun, Malazgirt şuurunun bayrak gibi ebediyen dalgalanacağının sözünü verdiler her ikisi de. Ebediyen susmayacak. Bir cuma sabahı Allah'a karşı Malazgirt'te 54 bin er söylemişler en güzel marşı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu vesileyle Malazgirt zaferimizin 948. yıl dönümünde, yine Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde daha nice zaferler kazanmamızı, Sultan Alparslan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu coğrafyasında ebedi olarak Türk mührünün devam edeceğine onların torunları olarak söz veriyor. Bu uğurda ölene dek çalışacağımızı kamuoyuna bir kez daha bu açıklamamızı ilan ediyoruz. Türklük şuuruyla dolu Alparslan torunlarının varlığının daim olması dileklerimle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.